Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda Berlin'deyiz. Elimde müthiş bir parça var. Bu parça Huawei'in geliştirmiş olduğu en yeni işlemci platformu. Dünyadaki ilk 7 nanometre mimarisine sahip olan işlemci platformu Huawei Kirin 980 ve bu videoda bu işlemcinin ne gibi avantajları var ona yakından bakacağız. Aldığım bazı notlar var. Bu notları sizlerle paylaşacağım. İşlemcinin odaklandığı 3 alan var sevgili dostlar. Bunlardan ilki tabii ki güçlü bir platform olması ve verimliliğinin yüksek olması. Yani az güç harcaması. Diğeri ise daha zeki, daha akıllı platformlar. Tabii ki yapay zekadan bahsediyoruz. Ve son olarak da daha hızlı, daha kolay bağlantı seçenekleri. Bildiğiniz gibi Huawei Kirin 970 10 nanometre teknolojisiyle üretilmişti. Elimdeki bu işlemci ise 7 nanometre teknolojisiyle üretildi. İnanılmaz bir rekabet ortamı oldu. Peki 7 nanometrelik bu teknoloji ne gibi avantajlara sahip? Öncelikle performans artışı. Burada %20'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bir önceki platforma göre sevgili dostlar ki Huawei Kirin 970 oldukça hızlı bir platformdu. O platformdan bile %20 daha hızlı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Gelelim enerji verimliliğine. Çünkü hızlar arttıkça enerji tüketimi de artacak gibi geliyor olabilir ama 7 nanometre mimarisiyle üretilen bu işlemcinin enerji verimliliği %60 daha da iyileştirilmiş durumda. Yani Huawei Kirin 970'e göre %60 daha güç harcayan bir işlemci var karşımızda. Ve transistör sayısı da giderek artıyor sevgili dostlar. En son Kirin 970'te 5.5 milyar olan transistör sayısı 7 nanometrenin getirmiş olduğu avantajlarla beraber 6.9 milyara yükselmiş durumda. Dünyadaki ilk Cortex A76 teknolojisiyle üretilen bu işlemcinin verimliliği konusunda da bazı bilgiler paylaşabiliriz. Onlardan bir tanesi Kirin 970'e göre Kirin 980'in performansı %75 daha iyileştirilmiş durumda. Yine Kirin 970 ile kıyaslayacak olursak 980'in enerji verimliliği de %58 iyileştirilmiş durumda. Ama merak etmeyin, ilerleyen dakikalarda sadece Kirin'in eski ve yeni işlemcisiyle değil, diğer platformlarla olan bu kıyaslamaları da paylaşacağım. Gelelim grafik performansına sevgili dostlar. Grafik performansında da Mali G76 GPU kullanımıyla beraber performansta %46, enerji verimliliğinde de %178 gibi inanılmaz bir artış söz konusu. Tabii ki bu artışın Huawei tarafından verilen bilgiler olduğunu tekrar anlatsam iyi olur. Çünkü gerçek testler bu işlemciyi kullanan telefonlar elimize geçtiğinde zaten Shift.net ekibiyle yapacağız ama bu anlatılanlar bile inanılmaz heyecan verici. Performansın bir diğer önemli kısmı da bellekler. Bu işlemci platformunda kullanılan LPDDR4X yani 2133 MHz saat hızındaki bellek ünitesiyle beraber band genişliğinde %21 artış sağlanırken gecikmelerde ise %22'lik bir iyileştirme yapılmış durumda. Şu anda karşınızda iki tane platform var. Bunlardan bir tanesi Snapdragon 845, diğeri de Kirin 980. Elde edilen FPS oranlarını görüyorsunuz. İşlemcilerde sadece performans ve bellek ünitelerinde değil, aynı zamanda DSP dediğimiz dijital sinyal işleme, özellikle de kameralarla ilgili bu bölümde de önemli iyileştirmeler var sevgili arkadaşlar. Bu iyileştirmeler arasında kameranın İşleme gücünde %46'lık bir iyileştirme elde edilirken kayıt esnasında harcanan güçte de %23 daha verimli bir yapı elde edilmiş. Ve kayıt sırasında yaşanan bazı gecikmeler oluyor. Bu gecikmelerde %33 daha da azaltılmış durumda. Ve çok enteresan bir kıyaslama var. Görüntü işleme konusunda hem Apple hem Qualcomm Snapdragon 845 hem de Huawei'in kıyaslamaları paylaşıldı. Bu paylaşımlara göre Kirin 980 4500 fotoğrafı işleyebilirken aynı sürede Snapdragon 845 2371 fotoğrafı anlayabiliyor ve Apple'ın A11 işlemcisi de 1458 fotoğrafı işleyip anlamlandırabiliyor. Burada elde edilen iyileştirme gerçekten müthiş. Ve gelelim bağlantı hızlarına. Öyle ki Kirin 980 artık Cat21 bağlantı teknolojisini destekliyor. Bu farklı bağlantı türlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve elde edilen
mobil internet hızını söylüyorum şimdi sizlere dostlar. 1.4 gigabit per second. Tabii ki bu mobil network'ünüz, operatörünüz destekliyorsa elde ediliyor ama bu hızlara ulaşabilmesi gerçekten müthiş. Sadece mobil internet değil, Wi-Fi konusunda da önemli iyileştirmeler var. Bu iyileştirmelerle beraber Wi-Fi hızları da 1732 megabit per second'a kadar yükseltilmiş durumda. Ve bir başka bilgi daha paylaşıldı sevgili dostlar. Biliyorsunuz 5G gümbür gümbür geliyor. Huawei Kirin 980 ile beraber 5G'ye hazır. Özel bir modemi de paylaşan Huawei yetkilileri bu konuda geleceğe önemli bir yatırım yapmış durumda. Özetleyecek olursak sevgili dostlar, 10 nanometreden 7 nanometreye bir geçiş söz konusu. Bu geçişte %20 hız artışı ve %40 enerji verimliliği elde edildi sadece 10 nanometreden 7 nanometreye geçişle beraber. Ayrıca CPU tarafında Cortex A73 mimarisini terk edip Cortex A76 mimarisiyle birlikte performansta %75 artış, yine enerji verimliliğinde de %58 bir artış söz konusu. İşin GPU tarafında ise Mali G72 platformunu terk eden Kirin 980 artık Mali G76 platformunu kullanıyor ve bu değişimle beraber performansla %46, enerji verimliliğinde de %178'lik bir kazanım elde etmiş durumda. Ve işin bir de yapay zeka tarafı var. Biliyorsunuz Kirin 970'te NPU dediğimiz Neural Processing Unit vardı. Yani yapay zeka ünitesi vardı. Şimdi o ünite artık Dual NPU, yani Dual Neural Processing Unit olarak artık hizmet verecek ve bu çift ünite yapay zeka performansını artırmış durumda. Bunu neyle ölçebiliriz derseniz de şunu söyleyebilirim. %220'lik bir görüntü tanımlama hızına ulaşılmış durumda. Bir de bellek ünitesindeki değişime bakalım. Kirin 970'te 1866 MHz'lik bir bellek ünitesi kullanılıyordu. Saat hızı daha da iyileştirildi. 2133 MHz'e yükseltildi. Huawei Kirin 980'i kullanacak olan akıllı telefonları merakla bekliyoruz sevgili dostlar. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir iyileştirmeden bahsediyoruz. Bu telefonlar piyasaya çıktığında gerçekten müthiş sonuçlar elde edilebilir. Ama söylediğimiz gibi şu anda bunlar bir iddia. Berlin'de gerçekleştirilen fuarda Huawei tarafından bize verilen bilgileri sizler aktardık. Asıl sonuçları telefonlar elimize geçince göreceğiz ve Londra'da bir etkinlik olacak. Bakalım o etkinlikte neler göreceğiz. Hep birlikte sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutlu olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar varsa aranızda lütfen abone olsunlar ki böyle güzel teknolojilerden anında haberdar olsunlar. Kirin 980 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Biraz sohbet edelim orada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.